Selamlar herkese, ben Mert ve Dune Imperium'a tekrar hoş geldiniz. Dune'da farklılık olsun diye farklı kuralları olan Skirmish adında bir mod getirmişler. Sürekli kuralları değişiyor. Bu şu anda 7. oyunda, 6.sında daha farklıydı. Ve leaderboard falan getirmişler işte, puan alıyorsunuz. Burada yazan yerlere göre, yazan özelliklere göre diyelim. Bir öncekinde mesela daha az askerin varken kazandığında ekstradan çok fazla puan alıyordun. Ya da Fremen kartı aldığında daha fazla puan alıyordun. Şu ankinde ise kural olarak faction müttefikliği ekstradan bir victory point daha kazandırıyor. Leaderboard'da skor yapmak istiyorsan da her ajanını gönderdiğin her eşsiz yere ekstra 1 puan ve konflikte en fazla kılıca, yani en fazla güce sahip olduğunda her bir kılıç için 1 puan. Bu da demektir ki konflikte gitmek zorundayız genel olarak ve Ally'a gitmek zorundayız. Bunu bir denemek istiyorum ve sınırlı bir şey olduğu için 2 gün 14 saat sonra da gideceği için videoya almak istedim. Bakalım. Lider seçmeme izin verecek misin Dune? Güzel olur. Evet, veriyor. Bu bence bizim adamımız olacaktır. Faction Alliance'ın varsa eğer 1 ya da 2 asker bize kazandırıyor. Bunun dışında bunu alırsam 2 tane faction'a tek seferde böyle bir 4 asker koyduğumda 2 tane faction'a bir influence arttırıyor, bir nüfuz arttırıyor önceden seçtiğim, belirlediğim faction'lara. Bunun da entrika verme gibi bir huyu var bir paraya. Bu ancak çok düz geliyor bana ve güzel. Bunlar da zorluymuş sanırım. Evet, kompleksti. Zorlukmuş onlar. Bakalım. En iyisi sanırım bu. Savaşta önde olmak için bunu alıyorum. Bakalım. Şu karakterleri çok görmüyordum ancak Helena'yı evet çok fazla görüyorum. Bir önceki videoda da Helena zaten beni oldukça üzmüştü. Bu sefer öyle olmaması dileğiyle. Şimdi neyle müttefik olmam mantıklı olur? En az gidecekleri şeyi seçebilirim. Bu bir. Emperor olabilir bu. Puan kasmak için ya da direkt buraya gidebilirim. Diplomasiyle gideceğim öncelikle. Sonrasında keşke 2 param olsa Mentat'ı almaya giderdim. Bununla, Signature Ring'le. Bir asker verirdi. Ancak bir asker için de çok değmez zaten. Şu an buna mı gitmeliyim yoksa yüzüğü falan mı oynamalıyım diye düşünüyorum. Ancak buna gideceğim gibi görünüyor. On yapmalı mıyım? Şimdi 4 asker, 3 bir tane koymamış. Ne yapabilir? Maksimum buraya gönderebilir. Buraya gönderirse 3 asker koyabilir. 3 asker demek 6 güç beni geçer. O yüzden ben bunu koyacağım. Zaten
bunun içinde koymam gerekiyor aslında. Bir de bu oyun modunda zor yapay zekaya karşı oynuyoruz diye biliyorum. Bunu da not düşeyim. Zor yapay zekaya karşı şu ana kadar bir kere kazandım. Ama bir kere. O da Spice avarajıylaydı yine. 2 puanım var. Bir tek bunu alabilirim. Early game'de iş yapıyor çünkü. Worm Rider'ı ya da Reverend Mother'ı almayı çok isterim. Ama aslında şunu da almayı çok isterdim ama rezerve etmiş Helena. Yine Helena'lığını yapıyor. Bu ikisini ya da şunu almayı istiyorum. Umarım alamazlar o kadar çok. 4. 4'e onu aldı. Rezerve ettiği için bir daha ucuz. Aslında Helena hala en iyi karakter ama şu anki oyun modunda benim karakterim iş yapacaktır. Hızlıca Fremen'larla müttefik olmam gerekiyor. Bu sayede yüzüğümü her oynadığımda bir değil iki asker alacağım. 11 ile kazandım. Çok fazla yüksekti. O yüzden ben bir influence. Az görmüştüm. Doğru. Fremen'dan devam. Bakalım nasıl çalışıyormuş. Ha, her biri için değil. Tamam. Öyle olsaydı çok fazla olurdu zaten. Neyse. Her kazandığımız konflikt için. Antika kartı alsam bir işime yarar mı? Destemde ne var? Hiçbir şey yok. Bunu tekrar karıştırırsam diplomasi gelme şansıysa çok az. Bunu satarsam da yetmiyor. Evet, şaka gibi. Buraya yetiyor. Evet, 2 paraya, yani 2 spice'a 6 para. Şu anlık alayım. Şu an 5, bunu 6 yapmam lazım. Fremen'ları yaparım. Fremen'lar için Worm Rider yaparım. Benim için önemlisi o olacak. Şu anda Dagger'lı High Council'a gitmeyi düşünüyordum ve gidemeyeceğim. Benim için büyük bir sıkıntı. Evet, planımı bozdu. Buraya da gidemiyorum. Bunu yapabilirim bir tek. Evet, ekstradan bir puan için yapmalıyım. Yaptım. Tamam. Rider almadınız değil mi? Almadınız. Tamam. Güzel. Aldı. Worm Rider'ı aldı. Reverend Mother'ı da aldı. Bu güzel. Bir tane daha Worm Rider.
Çok temiz kalpliymişim. Gerçekten çok temiz kalpliymişim. Harbiden çok temiz kalpliymişim. Bunu oynarsam Worm Rider'ı alabiliyor muyum? Şu an 6. Oynarsam hançer gelme ihtimali 4'te 1. Riske atılır mı? Sanırım atmalıyım çünkü yani bir asker de alacağım ekstradan. Hatta böyle 2 asker alacağım. Böyle hesaplarsak. Böyle de sonraki tur için ekstra ajan param çıkıyor. Böyle kart çekmiyorum. O yüzden buraya atmalıyım. Riske atmalıyım lütfen. Bu geri alınamaz diye gösteriyor. Lütfen. Diplomasi geldi. Diplomasi aslında. Bir tane oynayayım mı? Bir tane oynayayım. Bir spice'ım olsun. Bir spice için bir asker. Değer mi? Aslında gerek yok. Değmez. Worm Rider'ı da böylelikle aldım. Benim için en önemli karttı. 3 askerini attı. Karşılığında bir victory point aldı. Helena yine bildiğimiz gibi. Diplomasinin gitmesi çok fazla kötü oldu benim için. O yüzden biraz oralara asker gönderebilecek, ajan gönderebilmemi sağlayacak şeyler lazım bana. Bir suya 3 spice. Gayet ideal. Ve güzel. Zaten param yetmiyor ve hiçbir şekilde de yetmez şu anki durumda. Sadece para. Önemli mi? Önemli şimdi ama yani bilmiyorum. 5'e güzel bir şey var aslında. Şunu oynayabilirim. Icon. Evet bunu alabilirim. İşime yarar. Alamazmışım. Başkası aldı. Üzücü. Bu da oldukça güzel. Bu da oldukça güzel. Ama sanırım ben bunu tercih edeceğim. Çünkü iki kart alma gücü ya da iki askeri güç arasında seçim yaptırabilmesi baya önemli. Fremen kullanmayacağım dedim. Bakayım. Save. Fremen'im var aslında. Fremen Bond. Şu an arada kaldım. Fremen oynamamı da sağlıyor. Evet. Vazgeçtim. Söylediğim şeylerden unuttum. İki tane Fremen kartı aldım. Fremen bondu. Önemli benim için şu an. O aldığım hançerden ötürü önemli. Fazla para kazandılar. Desert Power. Evet, bu biraz daha önemli bence. İki Spice mi, askeri güç mü? Bence şu anda askeri güç daha önemli. Ve tabii ki diplomasi. Önce buraya gidip bir su alırsam.
Sonra da diplomasiyi buraya oynarsam çok rahatlıkla kazanırım. Ama böyle ben buradan bir asker alıyorum. Önce bunu buraya oynarsam bir şekilde iki asker alacağım. Signatring'den ve öyle de kazanacağımı düşünüyorum ben. Gerçi kazanamayabilirim de. Adam mentat aldı. Suyu tutsam bana yararı olur bayağı bir. Spice'a da ihtiyacım var. Evet, sanırım önce bunu yapacağım ama hala kararsızım. Bunu yaparsam 2 su alıyorum. Onunla da aslında 6 spice alabilirim. Tamam, böyle yapacağım. İki suya 6 spice çok iyi olur. İhtiyacım var. Askerlerimi de koyacağım. Güzel. Ajana gitti. Benim zaten param yoktu ona. Sıkıntımız yok. Kalanlarında da yeterince su yok. Buraya gidemezler. Şu anda bir tek ben buraya gidebilirim. O yüzden gayet iyi. İki suya 6 spice. Bunun başarımı da var hatta oyunda ama ben daha önce aldım. 2 spice'a. Pardon, 2 suya 6 spice. Tek bir yerden 6 spice topla diye başarım var. Yapmamın bana yararı çok büyük bir şey mi? Yani bütün askerlerimi koymamın. Sanırım bir tane askerimi tutacağım. Bu 3 asker koymuşum gibi yapıyor zaten. Bu almıştı değil mi? Worm Rider'ın diğerine. O almıştı. O en başta. Hiç yararlanamaz. Hiçbir şey koymasam dahi alırım gibi düşünüyorum ama bir tane koyacağım, garanti olsun. Entrika kartı aldı. Bir su bir spice verip 3 kart çekiyor. İyiymiş. Ha, bu almış onu. Tamam, karıştırmışım. Ama oynadı yani. Bir tehdit yok. Reveal. Power play. Kesinlikle power play. Değil mi? Bakayım. Alliance varsa. Alliance'ım olmaz. Kesinlikle power play. Neyle Alliance alabilirim? Şimdi buraya gidersem 2 yukarı çıkarım. Onunla belki alabilirim. Burası biraz daha olası değil. Burası olası. Emperor hariç hepsini de öne getirir benim power play. Ancak Emperor da bana para için lazım açıkçası. O yüzden sanırım Emperor gitmem lazım. Bir tane kartım var. Kesin aldığım kart ne? Bu. Önemsiz. Konflikti ben kazandım. Açık ara farkla.
tane daha Form Rider. Güzel. Buna da oynayabilirim. Fremen Bond. Fremen kartı oynadıysam. Ya bunu ya bunu oynamam lazım onun için. O zaman bunu oynayabilirim en basitinden. Bunu oynarsam. Şimdi suya çok ihtiyacım yok. Entrika kartına ihtiyacım olabilir. Güzel bir kart var mı? Remnant var. Bu çok güzel bir kart. Evet, Remnant çok güzel bir kart. Bunu oynayayım ben. İşime yani yaramadı bir puan. Neyse. İki askerimi de koydum. Fremen oynadığım için Fremen'le aram bir artacak bunun sayesinde. Ve bunun sayesinde de 3 asker daha koymuşum gibi gücüm artacak. 6 güç. 10 güç olacağım. 11 güç olacağım. Evet, 11 güç olacağım. En azından şuradan 3 para alabilirim bununla da. Ya da spice satarım. Evet, spice satmam daha iyi olacak şu an. Çünkü zaten çok fazla spice'ım var. 3'e 8. Mantıklı olan budur sanırım. 5'e 12. Gerek yok. 3'e 8. Direkt 8. Yeterli. Bu 6'da kalsın ki şuraya gitme seçeneğim olsun. Bu savaşı da umarım kazanacağım. Bu çatışmayı. Arakan kuşatması. Güzel bir influence aldım. Fremen Bond'dan ve 18 oldum. Çok iyi. Fremen Camp'ı alıyorum. Tabii ki de. Ve bitiriyorum. 6. Nasıl 6? Altı olmaması gerekiyordu sanki. Ama okey. Bu da 8 mi oldu aslında saymadım. Farklı farklı yere gitmediğim yerleri nerede görüyorum? Göremiyorum. Sadece tahmin edebilirim sanırım. Sanırım buraya gitmedim. Henüz buraya gitmedim. Buraya sanırım gitmedim. Buraya gittim. Buraya gittim hatırlamıyorum. Buraya gittim hatırlamıyorum. Buraya gittim. Buraya sanırım gitmedim. Eh, bakarız. Oyunu kazanmam daha önemli şu an. Master Tactician 3 öne geçti. İkinci olmak için yaptı onu. Birinci olamaz artık. Benim o Form Rider varken imkansız. Güzel. 6. İyi bir fark attım. Imperial Basin en önemlisi. Spice kaynağı. Power Play. Altı spice'ı olan var mı? Önce en önemlisi. Sanırım yok. Bunu almamın acelesi var mı? Aslında düşününce yok. Altı spice'ı olan var mı? Aslında o da düşününce yok. O yüzden ben önce bir diplomasi oynayabilirim. Buraya.
Ya da buraya bunu oynayabilirim. Bunu oynarsam hem ekstra bir yer olduğu için bir puan alırım leaderboard'da. Hem bir influence için güzel olur. Bu kart çok işime yaramaz ama discard'a gidip oradan geri gelirse işime yarar. Yine illa ki. Bunda müttefik olmak yerine bunda olsam aslında daha çok işime yarar ama. Ben önce bunu bir oynayayım. Güzel kart var mı? Bunu rezerve etmişken en iyi kartı. Bu daha iyi olur. Çünkü sadece bir kişi birinci şeyde. Bunda ally olmam daha kolay. Hala 6 spice olan yok. O yüzden buraya göndereceğim. Practice card pile'a galiba. Evet. Koymalı mıyım? Ajanı kalmamış. Yenebilirim. Bunun ajanı var. Beni yenebilir rahatlıkla. İkinci olsam su ne kadar işime yarar? Dört yapsam. Elinde 5 kart var. Geçebilir. Hepsini oynamalıyım sanırım. Yenemem galiba. Bu çünkü bu ajanı bir yere gönderse her türlü kazanıyor. Yani şunlardan birine gönderse yeter. Çok büyük bir sıkıntı. Sadece bir asker bırakacağım. Bu sayede sadece bir su alacağım. Evet, yukarıya koydu. Çünkü zaten öndeydi. Hayır, önde değil miydi? Bu geçmiş. Ne oldu peki? Şimdi açınca mı geçeceksin? Ne yapacaksın? Fremen var mı? Ah, 6. Emperor. Güzel. Güzel kart. Duncan Idaho da güzel karttı. Alabilseydim. Ha, Jessica. O da bayağı güzel kart. 7 puan. Gerçekten birinciliğe geçmeyecek mi bu? Bilseydim oynardım. Yani bu 3-3 için oynadı. Geçemesinler diye. Okay. Sıkıntı yok. Daha önemli bir savaşa geldik.
2 victory point. Bu yüzden. Ve oynarım. Şu askerimi alırım. Ve askerlerimin hepsini de koyarım. Bir şekilde Worm Rider alsam çok iyi olacaktı aslında. Bu sefer bir suya 3 almaya gidebilirim. Bu sayede Earl Memnon'a bu kırmızılıya spice vermemiş olurum buradan. Asker alacağım. 4 asker koyarım aslında sanırım. Değil mi? Evet. Güzel. Aslında şu an oraya koymasam da olur. Önce kart çek. Worm Rider güzel, çok güzel. Bu bayağı önemli. Entrikası var mı? Bir tane var. Bir tane kendime saklasam mı? Önemli değil. 9 olacağım zaten. Saklamayacağım. End turn. Kazanmak için her şeyimi harcamalıyım. 26 olacak. Kılıç. Combat power. İyiyim artık. Combat Strength'miş. Neyse. Aynı şey. Discard 2 cards. Kesinlikle bu ikisi zaten. Gerçi dur. Bir o. Diğeri. Bununla nereye gidebilirim? Aslında 3 para almak da fena olmayabilir. Sıradan asker koymama gerek yok. Buralardan da yapabileceğim bir şey yok. Evet, 3 para güzel olur. Olmazsa buna gideceğim mecburen. Mümkünse 3 paraya... O olmazsa 2 spice'a. Müttefik oldu Emperor ile. Bu da biraz sıkıntı oldu çünkü 2 puan. 2 spice mi 3 para mı? 2 spice'a gidersem 6'ya yetmiyor. 3 para. Ve end turn. Oldu. Onu ilk işimde aldı. Yoksa 3 puan daha fazla olsa sıkıntıydı biraz. Şu an kazanıyor olmamız lazım ama. Hayır. Dur ben olmayayım. Tamam ben değil. Çünkü mantıklı olanı yaptı ve kendine yakın olanı yok etti. Yani bize bir şey yapsa o bir şey kazanmıyor. Revealladım. 26 oldum. Bu belki. Ya da hala bu daha iyi gibi. Kaç tane Fremen var? Ya şu an Fremen Bond'un bana bir getirisi de yok doğrudur. Düşününce. Bir asker için bu olabilir sadece ya da 2 spice'a. 1 influence ve 3 para. Bu daha iyi. Bu. End turn. Çok iyi bir entrikası yoksa kazanıyor olmam lazım. Oo.
Bu bayağı güzel bir entrikaymış ancak tabii ki yetmiyor. Neden o kadar çok kullandığını bile anlamadım. Güzel. 9 puanız. Çok iyiyiz. Bu oyun bizde olmalı. İki influence. O iki influence bana çok işe yarar. Buraya gidersem direkt kazandım zaten. Bakayım. Fold space. Direkt kazandım bence. Ama bana bir tane üçgen verseydin ya. Bir tane üçgen verseydin. Bu harici bir tane üçgen verseydin. Üçgene gidersem buraya gidemem. Tane üçgen verseydin. Lazım bana. Buraya gidemiyorum. Oraya gidersem müttefik yaparım. O yüzden işime yarar. Ama hiçbir şey harcamadan 3 tane de çok lazım bana. Zor karar. Burayı müttefik mi yapacağım? Hiçbir şey harcamadan 3 tane baharat almaya mı gideceğim? Adam kendisi toplarsa 4 oluyor. Ama hiçbir şey harcamadan 3 de çok iyi. Bu tür victory point almıyorlar. Ne alabilirler? Alabilecekleri en kötü şey influence da beni geçebilir yeşil. Şurada. Müttefiği o olabilir. En kötü şey olabilir. Onu alsa bile o 7 puan olur. O yüzden bunu ben alacağım. Şimdi 3 kart çekmeye gideceğim. Şanslıysam diplomasi gelecek. Ya da Emperor'da olur aslında. Hem diplomasi hem Emperor gelseydi keşke. Diplomasi nasıl en sonda oluyor ya? Neyse, en azından buradan bir victory point alacağım. Bu kesin. 10 olacağım yani. Buraya da gittiler. Oraya ben gitmeyi düşünmüyordum. Eğer gidemeseydim bunlara diye. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bu konflikti net kaybettik. Yeşilli kazanmasın. Tek isteğim o. Ki burada ileriye gidemesin benim. Benim yükler. Fremen bondu çalışsın diye ben tutacağım yine. Sonra geleyim de garanti olsun. Gerçi gitsem de oluyor. Evet. O yüzden bir su alabilirim. Ya da 3 para alabilirim.
3 parayı almak aslında güzel olur. Sonraki tur şuraya giderim. Rally Troops'a giderim. Sonrasında Highliner'a giderim. Ve çok fazla kart çektiğim için de 7 puan oldum. 7 puan alabileceğim ne var? Şu an Ifrem'in olduğu için bu olabilir. Zendaya. Orada öne geçtiği için aslında şu an onun da kazanmaması lazımdı. Beni geçebilir çünkü orada her an müttefik olabilir. Helena. Onun yerine burada müttefikliği çalabilir. Daha iyi olur. Onun için aslında güzel onu yapardım. Burası güzel. Power play. Power play aslında daha çok işime yarar şu an. Her şeyden. Şahane aslında güzeldi ama. Keşke alması vardı da. Neyse. Olduğu kadar. Spice Smuggler. Bunu da alacağım galiba yine. Bir tane almıştım. Bir tane daha aldım. Bir kart net çekeceğim. Diplomasi var. Güzel bir şey. Kesinlikle Highliner'a gidebileceğim. Bir tane de altıgen. Altıgen değil. Beşgen. Beşgen çekeyim. Yeşilden. Başka bir şey istemiyorum zaten. Aslında bir de isteyebiliyorsam eğer. Gerçi dur, Emperor bana sormadı şeyi. 6'yı çevirmeyi neden? Sonra mı soracak? 6 para vardı bende. Evet, neden sormadı? Sahip diye bonus aldı. Okey. Harbiden Imperial şey Emperor sormadı mı bana? Ben mi gözümden kaçırdım ki, anlamadım ki. Tamam, bir buraya gidiyorum. Bu buraya giderse büyük sıkıntı. Neyse. Umarım gidemez. Şu an yapacak bir şeyim yok. Onu bir alırsam çok daha rahat olacak çünkü oyunum. Hadi yeşil, ne yapacaksın? Lütfen şuraya gitme. Hayır, oraya gitme. Oraya gitme. Benim oraya gitme. Puan verecek en azından. O güzel bir şey. 11. Tamam. Last round. Onu benden alamasın bir zahmet. 2 üste çıkması gerekir şu an. Ve o imkansız. Benim müttefiklerimi alamazlar. Bu duracak. 3 asker gücünde. Bana o gücü verecek. Peki nereye gidebilirim? Burası en mantıklısı. Tek sıkıntı entrikalar olabilir. Helena'da eğer endgame entrikaları varsa belki geçebilir, bir ihtimal. Ama zor bir ihtimal. 18, ne yaptın sen ya? Raymond belki yine yok. Ne oluyor? Bu kadar. Zaten son roundda yine de. Bunda da varmış o şeyden. Sadece 3 ama. Bir şey yaramadı. Onun var mı? Ha, o victory point aldı. Vay.
Neyse bir şey olmaz. Ben çok yukarıdayım. Hala. Bakalım. Hızlı bile beni geçecek ve geçti. Bu da beni geçecek. Helena da beni geçiyor. Yok artık. Birinci olamazsın artık, değil mi? Tamam. Birinci olmasın. Mümkünse. Helena birinci olsaydı yine kazanıyordu. Bir önceki video gibi Helena birinci olsaydı kazanıyordu. Birinci olamadığı için şu an benim kazanmış olmam gerekiyor. Eğer ekstra bir şeyleri yoksa. Endgame entrikası varmış. Ama diğerlerinin yok. Tamam, güzel. Kazandık. SS alalım. Güzel. 50 puan. Birinci oldum diye artı 20. Exploration'dan 16. Fencing'den de 14. Bunu diyor ama denemeyeceğim. Sort by game score 63 yapmış birisi. 50 olarak ben de gold'a sahibim ama. 10'unculuğu paylaşıyormuşuz. Güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.